Selamlar dostlar. Yine başka bir tekledeyiz. Bu sefer Bavaria 36. 2011 olması lazım ya da 12 miydi bilmiyorum. Yeni kasası. Bu benim yan komşum. Engin abinin teknesi. Onunla beraber uzun zamandır bu tekne seyre çıkmadı. Bir seyre çıkaralım diyoruz. Hem de sonuna doğru da teknenin içine gezeriz. İçi falan çok güzel. Teknemiz Sarmanya'yken Sarma Genova Furling. Farklı olan yanı şöyle gösterelim. Bu teknede araba yok ana yelken için. German Shifting'den Bavaria'nın yeni kasa teknelerinde uygulamaya başladığı iskota sistemi. O ana yelken için iki tane gördüğünüz gibi iskotası var. Bunu çekerek kullanıyorsunuz. Tekneyi bayağı bir gelmiyor Engin abi de ben. Arada yıkıyorum ediyorum yandan. Bununla hem seyir yapacağız hem biraz balık tutacağız. Ondan sonra da geleceğiz. Hava şöyle bayraklardan görüldüğü üzere biraz namusait duruyor yelken için ama bakacağız. Maksat tekne havalansın birazcık, yelkenler havalansın. Bu arada şunu fark ettim ki Genova'nın zaten iskotaları yok. Baba, akü yok. İskotalatları olmadığı için sırf ana yelkeni açacağız. Açalım bakalım. Ne zamandır açılmıyordur belki de. Öyle. Güzel tekne, güzel. İçi falan çok güzel. Bakalım, içinde göstereceğiz. Görüşürüz. Evet, bugünkü kadroda ben, yine eksilmezimiz Malamatin Acem Kaptan. Burada Engin abi ve Evren abi beraberiz. Biraz önce Genova'nın iskotaları yoktu. Onları taktık. Şimdi iskotamız var artık. Genova'yı da kullanabileceğiz. Ayrılıyoruz. Palamarımız da geldi. West İstanbul'un palamaları 10 numara. Başka hiçbir yerim böyle değil. Vallahi adamlar ta akış halatlarını bile bağlıyorlar gelip. Evet, şimdi şeydeyiz. Furling sistemli bir teknedeyiz. Gördüğünüz gibi sonsuz halat var şurada, tam burada. Şu iki halat. Bunları boşlayacağız. Şu da bizdeki mandar mı diyeyim artık. Buradaki halat. Tam ismi bunun yok aslında. Varsa da ben bilmiyorum. Daha önce sormuştum, öğrenemedim. Yelkeni böyle çekiyoruz. Oradaki furling boşalmaya başlıyor. Çekerken de bu sefer bu mavi halatları sarıyoruz. Bu sonsuz halat. Şöyle. Ucu yok yani, dönüyor oradan. Onun ucunda sürekli dönüyor. Bu furling'i açacağız şimdi. Hadi bakalım. Açabilecek miyiz? Yapacağız. Kaptan, açabilir miyiz? Açabiliriz. Hadi açalım o zaman. Bizim çıktı. Dur bakalım. Şunu da şuraya sabitleyelim. Evet. Kaç oldu? Bunu salıyoruz abi. Hangisini çekeceğiz? Şuna bakma. Yok, çekmeyiz. Çekeceği şey bu. Ama rüzgara dönelim. 90'da ya. Dur. Geldi, geldi sen. Rüzgara dön Engin abi. Sen rüzgara dön. Dönüyorum abi. Tam karşıdan mı alsın? Evet, kafadan alsın. O sıkışmış. Şu an tam karşıda. Çek çek çek, daha geldi. Tamam mı, geldi mi? Çek bakayım, çekiliyor mu daha? Çok gerdi. Tamam abi, o zaman okey. Alt yaka zaten gerilmiş. Şu canavayı açalım. Şeyi boşta. Evet. Canavanın. Furling o tarafta. Tamam, ben açtım. Furling'in ipini de buraya al abi, alatı. Abi bu taraf olan mı? Şimdi şunu göstereyim. German sistemi. İki tane burada iskota var. Gördüğünüz gibi şöyle bağlı. Yukarıdan. Araba yok. Yani bunun iskotası tekli değil, çiftli. Biri solda, biri sağda. Şu ve şu. Şimdi bunları gevşeterek sağ taraftakini gevşetecek. Ve bomba sola doğru gelecek. O da şöyle. Evet. Evet. Aa, ben bu orada. Sarı bomba. Onun karşılığı da en baştaki mi? Nasıl abi? Bombayı buradan bıraktığında iskeleye döndü ya. Sancağa dönmesi için soldakini sancağı bırakıyoruz. Bu. Evet, en içtekiler. En içtekiler. İskotası. Tamam, iskota sağ sol yapıyor. Hani yani gene. Bakın. Şimdi görüntümüz
şöyle oldu. Trim ipleri yok. Göremiyoruz, bakacağız. Suratimize göre. 5 nat falan rüzgar esiyor şu anda. Motoru kapatırız. Şimdi Darapaz'dan devam ediyoruz. Evet, açabildik. Toplarken de ana yelkeni şu ikisiyle bir tanesi çeker, bir tanesi de öbür tarafa dönüyor. Muhtemelen şunu çekeceğiz ve ana yelken toplanacak. Evet kaptanım. Evet evet, ben de videoyu izleyerek öğreneceğim. Teşekkür ederim. Bak ben sana şey olsun diye, aklında kalsın diye söylüyorum. Şu yelkeni çekmek için. Açmak için. Yeri ana doğru çektik ya. Yok. Evet. Yani şu halatın ismi, bunun furling halatı mı? İskota da değil. Yani mandar da diyorlar bazen ama mandar zaten yelken için kullanılan halatların tamamına deniliyormuş. Evet. Bu halatın ismini ben öğrenemedim bir türlü. Neyse. Bu yelkeni geriye doğru çekip sarma sistemi açmak için kullanılıyor. Şu ikisi altındaki, bak yuvarlak şey var ya, winch. Evet. İstersen oradan da kapatabiliyorsun. Fırtınalı havalarda oradan kapatırsın yelkeni. Çok gelirse buradan kapatamazsın. Ha, buradan çekersen normalde şunu boşladığın zaman bunu boşlayıp bunu çekeceksin. Ama bunu belli bir torkta tutacaksın ki şey yapmasın. Sarma yelken kat yapmasın, sıkışmasın diye. Bunu belli bir torkla, hatta şuraya böyle bir tur atarsın mesela. Bu böyle bir torklu kalır. Ondan sonra bunu çektiğin zaman kat olmadan, sıkışmadan sarılır. Belli bir gerginlikte böyle patır patır yaparken değil de böyle yavaş. Evet. Muhtemelen şu ana yelkenin mandar halatı yani. Ana yelkeni yukarıya bastığımız halat. Taktık ya. Ana yelkeni aşağıdan yukarıya. Bu o. Bu dediğim gibi bu tarafa. Yani şunu açtığın zaman yelken, eğer iskele kontra soldan rüzgar aldığın zaman, seni de çekeyim. Ondan sonra soldan rüzgar aldığın zaman bunu boşlarsan bomba sağa gidiyor. Aynı şekilde bunu boşlarsan bomba sola gidiyor. Şu anda olduğu gibi. Evet. Şu palangan alttaki, şu direğin, aman bombanın altındaki var ya. Palanganın halatı. Bunu yelken direğini, daha doğrusu şeyi, bombayı yukarı aşağı kaldırmak için. Rüzgar kaçırttırmak istiyorsan yukarıya alırsın. Üstten rüzgar kaçırır. Bu ikisi de yine benim gördüğüm, bir tanesi Genova'nın mandar halatı, biri daha yukarıya gidiyor ama ne olduğunu anlayamadım. Belki balon mandarı falan olabilir. Yani senin kullanacağın burada sade bu. Burada da şuradaki 4 tanesi. Böyle. Güzel güzel gidiyor. Rüzgar da çok yok. 5-6 nat. Rüzgara karşı açarsın, kapatırsın. Genova'yı fark etmez. Hatta rüzgar daha bile kolay açar. Koşlarsın. Onları zaten şeyden, bunlardan. Yani şu kenardan mandarı boşladın mı, iskotasını çeker, bir tarafını boşlamayı unutma ama. Gelmez yoksa. Rüzgar üstünü boşlayacaksın, aynen. Rüzgar altından çekeceksin. Furling sistem bizimkilerle aynı. Şuradan kilidi var bir tane. Bununla çektik. Şunu boşladıktan sonra bu furling halatı altındaki tambur, Genova'nın, boş aldı. Ve bunu çekince yelkenimizi çektik kendimize doğru. Diğer tarafta da yine bir tane var. Şu ve karşıdaki, öndeki yine elektrikliymiş. Şurada şeyi var. Ama servis aküleri iyi durumda değil. Ondan şimdi kullanmıyoruz elle. Bunlar manuel. Tekne dolu yani. Daha da dolu. Burada da bow thruster'ımız var. Bir tane burada Garmin'in GPS'i. Yine Garmin'in bir rüzgar göstergesi. Bunlar modüler. Bir de otopilotu var. Bunlar kapanmış komple. Evet. O kadar kötü. Şarjım mı bitmiş lan? Tabii. Farları açık bırakırsan öyle olur bile. Baba, akü komple yok. Çalmışlar. Oy. Servis aküleri çortlak. Sadece motor çalışıyor. Öyle. Tamam, gidince de şeyi gösteririz. İçini gösteririz teknenin. Teknenin içi çok güzel. Baş kamerası falan büyük, mikrodalga var. Akülerimiz güzel. İki tane akü teknik alayım ben. 6 tane. Winch. Takarız. Yiğit kaptan, evet, bir videoda. güneş paneli nasıl takılır? Vallahi bak ben onu taktığımda videosunu yapmamıştım. Gerçi Cem abiyle yaptığımız, gerçi o Barış'ın kanalda yaptık onu da. Öyle mi yaptık? Tabii. Tamam, senin kanala da bir güneş paneli montajı yakışır. Tamam, onu da yapalım. MPPT ayar videosu yapmıştık. Ha, Barış'ın Sailing to Dreams kanalından. Ama güneş paneli de takarız.
Öyle güzel güzel gidiyoruz. Bir de natımızı görebilsek. Aletler çalışmıyor. Hiç sıfırlandı mı? Şöyle. Şu an biz kapattık mı? Biraz yani bayağıdır kullanılmayan biraz tekne. Şöyle arkadaşlar devam. Herhalde. Evet. Şimdi tremolu atıyoruz. Döneceğiz marinaya doğru. Cem abi oradan boşluyor. Biz buradan çekiyoruz. Çekiyoruz. Hadi abi döndür sen. Dön. Alabanda sancak. Çıktı mı o tuttu? Sanki dönmüyor. Dönüyor. Rüzgar ortaya gelmeye başlayınca ben asılacağım, çekeceğim. Arkaya gitmiş. Biraz daha. Şimdi atacak bir dakika sen. Şimdi pır pır yapmaya başladı. Evet, çok aşağı geliyor. Dön, dön, dön. Tamam, çek. Sen oradan boşladın abi, bu buradan çekti. Kendin de yapabiliyorsun. Bir yerinde bunu oluyorsun. Evet. Yani iki kişi büyük bir avantaj. Tabii. Ya bırakırsın onu orada, o zaten bu tarafa atıyor ya kendini. Bunun bir artık şeyi hükmü kalmıyor, onu çekmen gerekiyor da çok dik oldu. Orsa mı yapacaksın? Evet. Şu an 60 derecede oluyor. Tamam, birazcık iskeleye dön abi. Hadi demin bu tarafa gideceğiz. 45'ten devam. Şimdi German Shit'te anladığım kadarıyla benim bu da ototek yapmıyor. Burası mesela şimdi şurada bıraktığımız ayarda kalıyor. Orsa'ya göre, şu anda zaten Orsa seyrine göre gidiyoruz da birazcık gevşetiriz. Apas falan oldu mu bunu gevşetmek gerekiyor. Yani şu alatı gevşeteceğiz ki bomba birazcık sağa gitsin. Bizim sistemlerde kendisi sağa sola gidiyor. Böyle, şu an Orsa'dayız. Akü tutmuyor. Şarj, o yüzden motor rölantide devam ediyoruz. Akülerimizi en kısa sürede ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Sen ne diyorsan bunu. Orsa'dayız ama yatmadan gidiyoruz. Çünkü 5 knot hava var. Evet, şimdi bu furling'i kapatmaya çalışacağız. Benim de çok bildiğim bir sistem değil, ondan böyle. Şu furling, bunu çekeceğiz. Şu boşlayacak. Bu yani yelkeni geriye doğru çektiğimiz halat. Bu çıkıntılar çok önemli. Alatları alışkan olmasın. Valla abi sana kameramanlık görevi veriyorum. Ver abi. Sen de sarılmasını göster. Şurayı bir gösterelim. Bunu boşladık. Bir tarafını boşladık. Şu alat sardırıyor. Çek orayı da. Sarılırken. Bunu torklu sarmak gerekiyor. Yelkeni geriye çektiğimiz halatı boşlarken biraz tutuyoruz. Cem abi göster. Elinde böyle torklu şekilde sıkı tutuyor yani yelkeni. Yoksa sıkışır. Bak buradan bu halat gidecek abi. Bunların değişmesi lazım. Biraz rüzgar galiba soldan geliyor abi. Solan diyor. Sen aha, tam dik al. Şunu vitese takalım. Evet. Hı. Sen dik tam dik. Soldan geliyor rüzgar. Sola yönce. Sen ha, evet. Sola doğru. Şu an istiyor. Bakalım. Sıkışma yaptırmayalım. Döner. Şey. Çek abi, Cem abi sen de. Torklu tut. Evet. Evet, şarj bitti. Şarja taktık. Cem kaptan çalışıyor. Sıkıştırmadık. Gayet güzel. Birini tutuyor. Şu yelkeni geriye çeken halat. Bu curlingimiz, sonsuz halat. Gördüğünüz gibi ucu yok o halatın. Yuvarlak bir halat. Şu an ortada değil. Bir şey fark etmez. Rotaya girebiliriz. Buradaki halat şu yelkenin o ucundaki
Güngörmez yakasının altına bağlı olan halat. Oturdu abi aynen. Böyle. Sıkıştırmadan kapattık. Evet. Nasıl, beğendin mi abi? Çok rahat. Çok rahat. Biz olsak sen de böyle şeyler. Git şimdi bas. Fermuarı kapat. Aşağıya kadar topla. Şantanın içine bas. Ondan sonra kapat. Gayet güzel. Evet. Şimdi yedek kaptan. Yedek kaptanımız burada. Evren kaptan. Şimdi balık tutmaya devam edeceğiz. Halatlarımızı toplayıp. Evet, çaparelerimizi salıyoruz. Şöyle. Hava nasıl kalık ya? Olsun, tam balık. Şimdi güzel hava değil mi? Sağlam. Akşam yükseliyor zaten hava. Yükseliyor. Aha. Doldurdun mu can kaptan? Benimki dibe vurdu. Tamam. Şimdi bak, birazcık kaldırıyorsun abi. Şöyle. Araba takmış şu an. Deniz anasına bak ya. Oha, halde onu. Deniz anası. Şuş, deniz babaannesi o bence. Sen Bozcaada'nın orada bir deniz anları vardı, futbol topu büyüttün. Hadi be. Top gibi, böyle kavun gibi ya. Turuncu. Temiz bir de deniz abi. Besleniyor hayvan. Vuruyor. Ben besleniyorum. Deniz anası tutacak. Ama denizi temizliyorlar diye. Hop, vurdu. Hop, doluyor. İşte pisliğe giriyor. Çaparici Cem kaptan. Doldur, doldur. Cem Osoy Sailing Marmara'yı kuruttu. Bir tane mi çıktı? Oh. Vallahi ben de kiloluk. Doldu. Hop. Oltayı kıracak. Bunu merak etmiyorum. Bence de büyük bir şey çıkacak gibi hissediyorum ama. Hadi bakalım, gel. Kutumda büyük hissediyorum diyor. Kutumda büyük. Evet. Şöyle indirelim. Hala vuruyor. Olmaz. Çaparıcı Yiğit Kaptan. Bak, bir. Yiğit Kaptan. İki, üç. Tahminlerimiz doğru. Marmara'yı kuruttu. Evet abi, sen öyle tut. Şöyle bir de reklamını yapalım. Şöyle ya, üç tane. Ek yapmadan bir şey. Vay 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 vay. Hep tepesi geliyor yalnız ha. Üç tane. Dayım. Ooo. Ömer kaptan. Ne yaptın ya? Vallahi var ya. Doldurmuş vallahi. Al abi, sen şunu tut. Ben boşaltayım. Cem abi. Doldur, boşalt. Hem de şeye bile taktırmış ha. Acemi şansı. Yok yok, iyi. Hissediyorum Engin. Abi kova doldu ya. Evet, seyrimizi bitirdik. Marina'ya gireceğiz. Sıra bekliyoruz. Bir. Arkada Sailing Yacht Chicago. Bizim yaz videolarından göreceksiniz. Cihan abi var. Onlar da daha yeni Sicilya'dan geldi. Lagun 52F. Sıramızı bekliyoruz. Birazdan girişimizi yapacağız. Ondan sonra da kaptanımız izin verirse teknenin içerisine bir çekeriz. Tabii ki. Tamam. Aldık sözümüzü. Evet, bağlandık marinaya. Şimdi söz verdiğimiz üzere Engin kaptandan da izni aldık. İçeriye giriyoruz. Şimdi içerisini şöyle ışıl ışıl yaptık. Şuradan başlayalım. Burada bir kamera gayet yeterli. Ondan sonra bir kamera daha. Burada gölgelikleri falan var. Şöyle ışıklandırmalar çok güzel yanlardan. Burada şöyle bir oturma yeri. Ondan sonra tuvaletimiz böyle kapağı açılınca otomatik ışık yanıyor. Şimdi yandığı için böyle. Evet. Buradan mutfak. Özellikle çok merak ediliyordu böyle. Seyre çıktığımız tekneleri çekmeyince kızıyorlar. Evet. Bunlar hep kapaklı. Böyle bir tane evyesi var.
Böyle bakılırsa yüksekliği 1 metreden yüksek mikrodalgası saklama yerleri, fırın, ocak, yine burası aynı zamanda kalkıyor. Öyle güzel bir mutfak. İçi gayet güzel, aydınlık. Yukarıda iki tane hatch var. Bunlara da gölgelik takmışlar. Aynı zamanda bütün oradakilerde de yine lumbozlarımız da var. Saklama alanları falan efsane. Baş kamerası gerçekten 36 fit için gayet geniş. Şöyle yapmışlar. Bir dolap. Oturma yerleri. Oturma yerleri. Dolap. Dolap. Yani içinde yaşamak için gayet güzel. Yatak da gayet ferah. Işıklandırmalar yine güzel. İki tane küçük hatch, bir tane büyük hatch. Bir de böyle çekelim. Şöyle. Evet. Teknemiz buydu. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki başka tekne videolarında görüşmek üzere diyelim. Şimdilik sizlere hoşça kalın.